kolunu dikerken ben oraya da gideyim. Bugün ben hakikaten oradan oraya atıyorum kendimi top gibi. Buyurun. Şöyle alta biyesinin nasıl takılacağını belki göstereceğim. Belki Erkan'ını da görürüz, bunu da görürüz. Hani sen yapıyorsun ya öyle güzel şeyler. Şöyle Derya Hanım, iki taraflı tamam. Yapıyoruz. Bir dakika dur Yurdanur. Göremedik orayı. Şöyle boydan boya ütüleyeceğiz. Ben kumaşı göstermek için bir kısmını yaptım. Evet. Ondan sonra bunu buraya koyuyoruz şöyle. Evet. Kumaşı arasına dur, alıyoruz. Dur, dur acele etme. Tamam. Şimdi biz biyemizi bu olay için kendimiz yaptık. Berevden kesme, kestik. Berevden kesmek. Dikiş dikenler elbette biliyorlar. Ama yine de söylememiz lazım. Şunu şöyle ütüledin mi sen? Ütüledik. Nasıl, iki taraftan da mı katlayarak evet, ütüledin? Şöyle mi yaptın? Ütüledin. Arasına da bu şey girecek bunun. Şu şekilde. Kumaş girecek. Değil mi şöyle? Evet. Evet. Şöyle araya gireceksin böleceğiz. Ve oraya dikiş. Evet. Sonradan makine geçeceğiz burayı. Şimdi şu bitmişi, şunu nereye dikiyorsun? Ha, burada bir tünel var. Lastiği ve şeyi buraya geçiriyorsun. Evet. Biz atölyede de bunlar vardı biliyorsunuz. Evet. Hemen bulduk onları vallahi da. Vallahi atölyede yok yok. Her şunu şey nereden almışım ben? Görünce şaşırdık. Almışım. Depo, depo. Şöyle getirmiştik şuraya. Bir şimdi bir şey söyleyeceğim. Şurası iki kat ya. İki kata şuradan kaç santimden dikiş atıyorsun? İki santimden. İki santimden dikiş atıyoruz ve bu tüneli yapıyoruz ve kafamızda istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bağlıyoruz. Bunları sonra nereden aldım onu bilmiyorum ama buraya düğüm de atabilirsiniz içeriden çıkmayacak biçimde. Çok güzel bir yapısı var. Şöyle kafama kullanışlı. Kullanışlı. Tekrar kafama takmak istiyorum. Şu şekilde. Naz, orada bizi bekle, ilerleme. Geldik. Şöyle. Bakın. Vallahi çok güzel. Sevdim ben bu yağmurlama işini. O kadar yüreğime indirdi ki ben bunu daha büyük bir şov yapacaktım burada. Evet. Bir tane dedim ki Rüya Hanım'a. Benim yüzümden oldu. Rüya Hanım'a dedim ki bir tane şey alın. Yüzme havuzu, çocukların yüzme havuzu. Bir tane fıskiye, biri fıskiyeye çıksın. Neler, hayal gücüm kuvvetli. Yapacaktık dedi ki bana, yalan da söyleyemem biliyorsunuz. Suyu geçiriyor dedi. Denedik. O, geçirme dedi halbuki ki. Rengi değişince orada bir problem olmasın dedik. Oh. Hiç kimse de şey yok. Herkes şey, doğrucu davut. Evet. Öyle. Hakikaten geçirmiyor. Bakın demin gözünüzün önünde evet, geçirmiyor gerçekten. Hiç ıslanmadı. Gülsüm Hanım. Hmm. Görüyorsun bunların yaptığını bana değil mi? Ağlayacağım. Neyse prodüksiyon kazandı burada. Ama neyse ben bir pelerinini yapar da o şovumu burada yapacağım. Ben size pelerin yapacağım. Kesin söz. Yap. Tamam. Şovu yap, yukarıdan suyu da sen tamam. Dökersin bana. Tamam. Öyle yaparız. Vallahi bu kadar şeffaf bir program. Hiçbir yerde olmaz. Her şeyi, iç sesimizi, dış sesimizi, olanı, olmayanı paylaşıyoruz. Hayatta bundan daha kıymetli bir şey de yoktur. Bence de. Önemli bir şeydir bu, gerçekten. Şimdi, şurayı diktin. Evet, tabii. Burayı diktin. Burada bir tane şey açık kaldı. Çeviriyor muyuz? Çeviriyoruz. Yani burası dikiş tarafı. Diğeri diyelim. Hadi evet, ondan tabii. Sonra çevirdik. Öyle. Şurayı iyice böyle itekledik. Aha. Aa, oldu. Kadar, evet. Orası topuk kısmı. Şurası topuk kısmı. Evet. Fiyonk, şey fiyonk diyeyim. Pompon yapıyoruz. Pomponu ucuna yaptın. Evet. Evet, pompon makinesiyle. Bağlayalım. Evet. Bağla. Pompon yapıyoruz. Şu şeyler, çıngıraklar. Bunlar şey için de isteniyor. Hani kedisi olanlar, evet. Köpeği olanlar, boyunlarına bir şey özellikle kedisi olanlar çok takıyor. Ben papyona da taktım bir tane. Özellikle Ayvalık'ta hani serbest bırakıyorum. Bir yere giderse hani çın 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 sesinden dinliyorum bunu. Şu şekilde. Evet. Benim ayakkabılar gözükmesin şuradan. Bunlar da böyle. Bunlar da var biline. Ucuna pomponunu takıyorsun. Daha sonra çıngıraklarını da şu dönen kısma istediğiniz kadar dikebilirsiniz. Bunlar pahalı şeyler mi? Değil. Değil. İyi. Uygun fiyatlı. Uygun fiyatlı. Cemre burada mı? Gitti mi? Yani tığla kaç tane, kaç zincir atarak var? 40 zincir. Evet, 40. Sık iğne. Ben örgü bilmiyorum, tığ biliyorum diyenler de sık iğneyle 40 tane atıyorlar. Kare oluncaya kadar örüyorlar. Şimdi tabii ki biz burada uydurup diktik.
Buradan başlıyorsunuz, buraya kadar dikiyorsunuz. Şurası da dönüyor, şu üçgenimiz. Şurayı döndürdük. Bunu da buraya giyiyoruz. Bitmişi var. Hemen göstereyim. Bitmişi şu şekilde. Ucuna çıngıraklarını da dikiyoruz. Böyle. Yurdanur. Efendim. Şimdi burada söyleyeceğin önemli bir şey. Bir altına bir yayı geçirdin. Evet. Sonra mutlaka bir yayı geçireceğiz altına. Böyle yuvarlak olarak iki tane yaptık. İki tanesini iç içe geçireceğiz. Dikişler birbirine mi bakacak? Evet. Her şeydeki gibi. Yani bunun düzüyle bunun tersi birbirine bakacak. Evet. İki tarafı da düz olmuş olacak. Alta da bu yaptığım pelerini monte ediyoruz. Monte ediyoruz. Ben diyorum ki biraz geçti orası. Cemre seni çağırdım ama geçti. Ben diyorum ki şunun şu kısmını belki şuraya kadar falan uzatabilirsiniz. Olabilir. Hani bunun amacı ani bir şey olduğunda hemen çantanızdan, kabından çıkarıp takmak. Umarım beğenmişsinizdir. Bize fikirlerinizi yazın. Müge ne soruyor izleyicilerimiz? Bir şey dedim. Ne yapabilir mi? Ha, içine polar dikebiliriz demiş bir izleyicimiz. Soğuktan da koruyabilir. Vallahi bu rüzgarı da geçirmediği için şu anda çok sıcak tutacağını da düşünüyorum. Ama niye olmasın? İkinci parçayı polardan dikebiliriz. Ama iki kat olması, suyu geçirmemesi anlamında da. Bir de bunun küçücük olması, çantada yer tutmaması falan önemli. Ne için? Ay, motor kullanan Erkan da motorcusun galiba. Erkan, gidiyorsun sen de. Bir şey söyleyeceğim. Olabilir. Olabilir. Olabilir ama motor kullanan arkadaşların mutlaka kask. Kaskın altında olabilir. Evet Erkan, öyle bir yanlış şey vermeyelim buradan. Şimdi bunun hafif ve şöyle küçük bir torbada oluşu çantaya her zaman atabiliriz. Bittik mi Erkan?